Tüm dünya yetkisi altına alan pandemi ikinci el kitap satışlarını da olumsuz etkiledi. Kayseri'de ikinci el kitap satışı yapan Baturay Soykuvvet pandemi sürecinde virüs bulaşır endişesiyle vatandaşların ikinci el kitapları satın almadığını söyledi. Yüz yüze eğitimin başlaması kitap satışlarında tamam ilk başlarda bir artma oldu. Ama çocuklar malum 2 seneye yakın süre evde kaldılar. Kitaptan, okuldan vesaireden bayağı uzak kaldılar. Tamamen eve kapandılar diyebiliriz aslında. Çocuklar hala çarşıya gelen, buraya gelen çocuklar hala bizle iletişime geçmekte korkuyor. Yani çocuk içeriye giriyor, merhaba yok, hiçbir şey yok. Kitaplara bakıyor, iyi günler demeden arkasını dönüyor, çıkıyor. Çocuklar bayağı eve kapanınca içine kapanık bir hale geldiler. Yani kitap sektörünü de aslında etkiledi. Niye etkiledi? İnternet satışları arttı. İnsanlar evde oturduğu yerde sipariş veriyor. Hatta geçen gün bir arkadaşım internet satışına başlamış. Kitap değil de farklı bir sektörde. Ya diyor kargoyu diyor hazırladım, verdim. Ertesi günü baktım diyor benim hazırladığım paket binaya geri geldi diyor. Benim iş yerime gelmesi gerekiyordu. Acaba bana mı geldi diyor, düşündüm diyor. Benim üst komşuya gitmiş diyor. Ya alt komşunun verdiği alt komşudan üst komşu sipariş veriyor. Kimsenin birbirinden haberi yok. Yani internet satışı bizim işlerimizi bayağı düşürdü. Pandemi sürecinde alımlar diyorum ya tamamen internet. Zaten 5-6'ya yakın bir ara ara kapanmalarla kapanma yaşadık. Zaten ikinci el kitapta bizim sektörümüz için internetten satış çok aman aman olmaz. Neden olmaz? İnsanlar ikinci el olduğu için yani kitabın kondisyonu temiz mi, karalanmış mı, yırtık mı bunların hepsini göz önünde bulundurarak sipariş verirken çekinir. Kayseri halkı şöyle söyleyeyim, daha aynı söylediğim gibi 17 senedir biz buradayız. Yani ben buraya ilk geldiğimde, daha doğrusu abim gel burayı açanlar, ben yanlarında çocuktum, takılırdım. Kültürlü bir kitle vardı gerçekten. Dünya klasiği okuyan, Türk klasiği okuyan. Şimdiki nesile bakacak olursan Wattpad adı altında, yani yeni 15-16 yaşındaki çocukların yazdığı kitaplar, internette yazdığı kitaplar çok okunduktan sonra kitap haline geliyor. Kitap okuyanların %80'i, yani kendi isteğiyle kitap okuyanların %80'i o tarz kitaplar okuyor. Onun haricinde okunan kitapların %10'u ödev dayatmayla okutulan kitaplar. Diğer %10'u da, ya hakkını yemeyelim, belli bir kültürlü kitle var, onlar. Geriye kalan %80 boş kitaplar diyebilirim. İkinci el kitaplara pandemi onu da etkiledi. İnsanlar ya birbiriyle iletişime geçmeye konuşurken bile birbirinden uzak, ya mesafe kurallarına uyarak konuşuyor ki kitaplarda ya başkasının verdiği kitap acaba hastalık mı vardır? Bunu ilk çıktığında gelip söyleyenler oldu. İlk bir ay zaten iş falan yapamadık. Ama kağıtta bir yaşam ömrü var o virüsün. Bunu anlatıyoruz. Ama dediğim gibi ikinci el kitaba karşı bir şey yok. Talep yok. İkinci el kitapların fiyatları tabii adı üstünde. Her şeyin ikinci el uygun olduğu gibi kitapların fiyatları da uygun olur. Ama bazen ikinci el kitaplarda öyle kitaplar gelir ki mesela şu elime atayım direkt ikinci el bir kitap. Bakın kapağı dahi açılmamış. Yani kapağın açılmadığı buradan belli şeritten. Gelmiş, hiç okumadan getirmişler. 9 lira kitabın normalde etiket fiyatı var. Bunu bizden alacakları rakam 3-4 lira arası alırlar. Yani anlatmaya çalıştığım bu kitap elektronik bir eşya değil. Yani okurken yarıda bozulup da mürekkep akacak, kitap dağılacak, elinizde kalacak diye bir şey yok. Kitabı alırsınız, kondisyonu düzgünse ikinci el olarak okursunuz. Yani ikinci el kitaplarda bence ayrım yapılmaması lazım. Yapmayın ki kendi keseniz. Yani daha aşağı alın. Telefon alacak olursun, elektronik eşya alacak olursun, araba alacak olursun onu da düşünürsün ama kitapta düşünülmemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bilgi. İçindeki bilgiyi alıyorsun, o kitapla işin bitiyor. Kaldırıp kenara koyuyorsun. Fiyatlar düşük ikinci el kitaplarda. Dışarıda sepetlerimiz var. 1 liraya sattığımız kitaplarımız var. 3 tanesi 10 liraya sattığımız kitaplarımız var. Yani bugün büyük mağazalara, kitap mağazalarına gittiğiniz zaman en uygun fiyatlı kitaplar 15-20 liradan aşağı alamıyorsunuz ve pazarlık daha atamıyorsunuz. Burada geliyorsunuz, bizle pazarlık atıyorsunuz. Yani Kayseri'nin geleneğidir pazarlık atmak. Bunları yaşıyorsunuz. Yani bana sorarlarsa ki eğer vatandaş olarak ikinci el kitap okunsun. Her şeyden önce kitap okunsun. Ki kültürlü bir toplum, yukarıya çıkmış bir seviye, yani ekonomi, siyaset, hayata dair her şeyi kitaplardan alabilirsin. Gezebilirsin. Örnek veriyorum. Fransa'da bir şehri gezebilirsin. Gitmeden de o kitabın içerisinde cadde cadde, sokak sokak her anı yaşayabilirsin yani. Yerdeki kaplumbağanın yürüyüşünü, işte karıncaların geçişini, öyle güzel tasvirli kitaplar var ki, betimlemesi sağlam, güzel yazılmış kitaplar var ki gitmeden bile sana o anı yaşatabilir. Yani toplum olarak kitap okursak
bir şeyleri halledebiliriz, bir şeylerin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. İkinci el kitap olarak yani söylediklerimin hepsini onaylıyorum, arkasındayım. Yani bizden alsın diye demiyorum. Ben bu iş ticaretini yapıyorum, biz senelerdir yapıyoruz ama yeri geliyor biz para için değil. Tabii geçimi idamımız mecburi, onu yapmak zorundayız ama yani bu işi severek yapıyoruz. Sevmeyen bir insan 17 sene boyunca bu işi yapmaz. Ama örnek veriyorum, benden alın diye demiyorum. Kendi elinizde bulunan bir kitabı bir arkadaşınıza verin, ondaki bir kitabı alın, değiş tokuş yapın. Yani ne kadar çok kitap okudunuz, o kadar sizin yararınıza, faydanıza. Yani ikinci el olarak düşünmeyin, kütüphane oluşturacağım diye inat etmeyin. Yok benim elimde de bulunsun, buraya çok müşterilerim geliyor. Yani o söylediğim Z kuşağı adıyla adlandırılan benim de sevmediğim bir terim geliyor. Örnek veriyorum, bir kitap rafta görüyor, diyor ki "Aa, ben bunu okudum." Tamam, onu okuduysan abim şunu al. Yok, bu benim kütüphanemde olacak. Ya, gereksiz yere fazladan para veriyorsunuz. Vermeyin, gerek yok ki. Zaten sizin birçoğunuzu biz görüyoruz. O kütüphaneyi oluşturanların birçoğu 3-5 sene sonra "Ya abi ne kadar aptalmışsın, ben bu kitapları niye okudum?" diye getirip geri bize getiriyorsunuz zaten. Bunun da farkındayım. Yani birçoğunuza denk gelecektir. Birçoğu müşterim, sürekli gelen müşterim vardır. Şu an bu röportajı gördükten sonra güleceksinizdir. "Ya doğru söylüyor, bak hele bana da aynısını söylemişti bu kitap cevabı" diyeceksiniz. Sürekli değişim yapın, sürekli değiş tokuş yapın ki daha çok kitap okuyun, daha çok kitaptan faydalanabilin.